sözcüğü "Ben Python'a binmek istiyorum" cümlesinde Python kelimesi Python olarak kullanılmıştır. Bu yanlış bir kullanımdır. Doğrusu Python'dur. Tuvalet sözcüğü. İki kişi arasında geçen bir konuşmada "Tuvalet nerede acaba, öğrenebilir miyim? Soldan iki kapı." Bu konuşmada geçen tuvalet kelimesi uzatılarak okunmaz. Tuvalet yanlış bir kullanımdır. Doğrusu tuvalet. Şofben sözcüğü. "Şofben aldım" cümlesinde şofben değil şofben denmesi gerekiyor. Dinozor sözcüğü. Dikkat ederseniz bilgisayardaki yazı programı dinozor yazdığınızda altını kırmızıyla çiziyor. Aslı dinozordur. Alerji sözcüğü. "Benim çiçek tozuna karşı alerjim var." Bu cümlede alerji kelimesi yanlış kullanılmıştır. Doğrusu alerjidir. Herkes sözcüğü. Daha önceden herkes yerine herkes dediğinizi fark ettiniz mi? Bu yanlış bir kullanımdır. Doğrusu herkestir. Sahlep sözcüğü. Sahlep kelimesini ne yazık ki sahlep diye A harfini uzatarak H harfini yutarak söylüyoruz. Doğrusu sahleptir. Alfabe sözcüğü. Bir öğretmen öğrencilerine "Bugün alfabeyi öğreneceğiz çocuklar" derse bu yanlış bir kullanımdır. Doğrusu alfabedir. Komodin kelimesi. "Komodinin üstünde paralarım var, getirebilir misin?" cümlesinde komodin doğru bir kullanım değildir. Doğrusu komodindir. Çikolata sözcüğü. Birkaç kişi arasında geçen bir konuşmada "Kızlar, ben çikolata yemek istiyorum. Kantinden alalım o zaman." Bu konuşmada geçen çikolata söyleyişi tamamen yanlıştır. Doğrusu çikolatadır. Saatler sözcüğü. Bir kişi banyodan çıktığında o kişi saatler olsun değil, saatler olsun denir. Stajyer. Günlük hayatta stajyer olarak bildiğimiz kelimenin aslı stajyerdir. Kloz kelimesi. Yeni doğan kimi bebeklerin yoğun bakımda tutulukları aygıtın adı küvez değil, kuvözdür. Küpür. Bir gazetenin ilk sayfalarında bir manşet. "Meclis küpür kesme işini özelleştiriyor" cümlesinde kesik anlamına gelen sözcüğün doğrusu küpürdür. Aparitif. Basında en çok yanlış yazılıp yanlış okunan sözcüklerden biri. İşte açmak için yemekten önce içilen içki anlamındaki sözcük aparatif değil, aparitiftir. Değerli konuklar, bu sözcüklere dikkat ettiğimiz takdirde dilimizi doğru kullanma yönünde bir adım daha ilerliyoruz.